Kıymetli dostlarım, bu paylaşımım 50 tweet'ten oluşmaktadır. Bir tweet serisine en fazla 25 tane sığdırabildiğimiz için iki tweet serisi halinde yayınlıyorum. Kıymetli dostlarım, bugün uzun bir tweet serisi yazacağım. Lütfen sıkılmadan bütün hepsini okuyun. Ayıracağınız sürenin boşa gitmeyeceğinin garantisini size şahsen veriyorum. Ülkemizdeki mevcut sistemin neden işlemediğini, neden çökmek üzere olduğunu bu tweet dizisiyle sizlere anlatabileceğimi zannediyorum. Kimse kusura bakmasın bu paylaşımın bu paylaşımlarımın sahibi 40 yaş altında olan genç kardeşlerimdir. 40 yaşını bir gün dahi geçenler sadece misafir statüsündedir. Çünkü mevcut olumsuzlukların tüm sorumlusu bizleriz yani 40 yaşın üstünde olanlar. Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara'da avukatlık yapan Fidal Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili birçok yayın yapmıştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre Burhan Kuzu'nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu'nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Ukan isimli avukatın öğrencisi olduğunu, bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, emniyet müdürlüğünü bu sebeple aradığını söyleyerek madem ki bana yanlış bilgi verildi ben bu konuyu düzelteceğim diyerek benim lehime olacak şekilde tekrardan emniyet müdürlüğünü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi. Bunun hemen akabinde de İstanbul CVK Bosforus Otel'de kendisiyle buluşarak yüz yüze tanıştık. Bu ilk görüşmemizdi. Kendisiyle samimi olduktan sonraki görüşmelerimizin birinde İran eski Cumhurbaşkanı Hashimi Rafsanjani'nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidini isimli bir bayanın İskenderun serbest limanında kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorunu olmadığını nakit para konteynerde eşya olarak görünüyordu. Sonrasında bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Bu bayanla kendisini Ali Uzun isimli bayana tanıştırdığını söyledi. Ben de kendisine para eşya olarak görülse de bir gün mutlaka bu ortaya çıkar. Amerika devletiyle sıkıntı yaşarız bu konuya dahil olmamak gerekir dedim. Aynı sistemle Mersin Limanı'nın serbest bölgesinde de paraların geldiğini bildiğimi ancak Amerika, Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum. Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu. Bu resmin çekildiği buluşmada yapılan görüşmede zindaş diye Türk vatandaşlığını alabilir miyiz konuşuldu. Burhan Kuzu'nun devlet görevlileriyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyaya da tanınan uyuşturucu baronu olması dolayısıyla mümkün olamayacağı söylendi. Burhan Kuzu ile Zindaşti'nin dostluğu bu şekilde başlayıp devam etti. Zindaşti'ye yönelik yapılan bir saldırıda Zindaşti'nin kızının vefat etmesi üzerine Burhan Kuzu Zindaşti'yi arayarak başsağlığı diledi ve de kendisinin kendisine dostluklar yapmaya davet etti. Zindaşti'nin kızının intikamını almak için Orhan Üngan'ın kardeşi İlhan Üngan'ı ve avukatı Kudbettin Kaya'yı öldürttü ve daha sonrasında zindaşti polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınarak tutuklandı. Burhan Kuzu'nun devreye girmesiyle henüz dava bile açılmamışken, bir gece nöbetçi mahkemenin kararıyla ani olarak serbest bırakıldı. Sıra kadem bastı ve bir daha bulunamadı. Gazeteci Sayın Fatih Altaylı ve gazeteci Sayın İsmail Saymaz'ın yaptıkları ısrarlı haberlerin neticesinde tüm Türkiye bu olayın Burhan Kuzu'nun talimatıyla olduğunu öğrendi. Zindaş diye tahliye eden nöbetçi hakim bunu ifadelerinde de açıkça söyledi. Orhan Yüngan, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında yaptığı çalışmalar neticesinde bu süre zarfında cezaevindeydi. Ancak cezaevinde boş durmayarak kendisinin tutuklanmasını Burhan Kuzu'nun sağladığı yönünde birçok bilgi belge toplayarak yar yargılandığı mahkemeye sunup tahliye olmayı başardı. Ve bunun akabinde de Burhan Kuzu'ya Bakırköy Adliyesi'nde dava açtı. Bu gelişmeleri basının daha doğrusu Fatih Altaylı ile İsmail Saymas'ın devamlı haber yapması üzerine Burhan Hoca benimle irtibat kurdu. Bundan sonraki gelişmelerin lütfen bir satırını dahi kaçırmayın. Ben bir arkadaşımla bir akrabamı arayarak Orhan Üngan isimli bir kişiye, kişiyle irtibat kurmalarını, ancak mümkün olduğunca benim adımı geçirmeyerek hem Burhan Kuzunun hayatına karşı bir düşmanlık beslememesi yönünde hem de Burhan Hoca'nın aleyhinde açtığı davaları geri çekmesi yönünde ricada bulunun dedim. Orhan Yungan haksızlığa uğradığını inandığı için ilk gün olumsuz yaklaşsa da sonra Burhan Kuzu'nun aleyhine Bakırköy Adliyesi'nde açmış olduğu davayı geri çekti. Ancak rahmetli Burhan Hoca bu sefer de Orhan Yungan'la dost olarak ricalarını yerine getirmeye başladı. Bu işler böyledir. Bir kere suçun parçası oldun mu ve bunun gelirinin tadına vardın mı dışına çıkamazsın. Orhan Yungan'ın Bolu Adliyesi'nde var olan bir davasını kapatmak için Burhan Hoca Bolu, Başsavcıl Baş Bolu Başsavcısı ile görüşmeye gitti. 2020 senesinin Temmuz veya Ağustos ayında bu görüşme gerçekleşti. Burhan Kuzu'nun HTS kayıtları çıkarıldığında söylediklerimin doğruluğu anlaşılacaktır ya da Bolu Adliyesi'nin ziyaret defterine bakıldığında. Ancak Burhan Kuzu Kasım ayında vefat ettiği için bu dosyayı neticeye vardıramamış, dosyanın düşümünü sağlayamamıştır. Fakat dedim ya bir kere suç dünyasına girdim mi bundan çıkış artık yoktur. Orhan Üngan bu sefer de kardeşini öldüren katillerden biri ve Zindaştin'in avukatına kırmızı bülten kararı çıkarmak için 2020 senesinin yine Temmuz-Ağustos aylarında Burhan Kuzu'nun Interpol Daire başkanıyla görüşmesini istemişti. Burhan Hoca da bu dost, bu Burhan Hoca daha önce dostluk yaptığı Zindaştin'in düşmanı olan Orhan Üngan'ın her istediğini yerine getirmeye başlamıştır. Interpol Daire Başkanının randevu defterine bakıldığında ve ve de Burhan Hoca'nın HTS kayıtları incelendiğinde dediklerimin doğruluğu kanıtlanacaktır. Şahsımı suçlamak için Habertürk'te tartışma programına katılan süslü sülü ben kudretli bir iç, İçişleri Bakanı'yım diyordu. Böylelikle kibire kapılıp en büyük günahlardan birini işledi. İşin en komik yanı ise şu ana kadar at anlattıklarım ve bundan sonra anlatacaklarımın tamamından haberdar olan Doncu Süleyman'ın AK Parti'de